hozir bank sistemasiga shaxsan prezidentni o'zlari aytdi. İslomiy banklarning muddati keldi dedi. Ularni o'rganinglar dedi. Hozir bankni tepasida juda olag'ovul. Bu yerda bitta davlat tomonidan qadam ketdi. Hozir 60% odam mablag'ini ushlab turibdi. Bankga ishonmaydi. Bank riba ustiga kredit riba. Shariat hech qachon riboni halol deb bermaydi. Aylantirgani bilan halol bo'lib qolmaydi u. Bilmayman 10 yil 15 yilga borib bank qolmaydi. Bank degan narsa yo'qolib ketadi. Lekin hozirgi voqealik riba harom. Bank sistemasidagi pul oldi berdisi shar'an joiz emas. Shariat jihatini aytayapman men. Men musulmon bo'lganim uchun, dindor bo'lganim uchun diniy jihatini aytaman. Ushnaqangi qanaqadir siyosatni bosimini ustun qo'yib, dinidan evaz berish to'g'ri emas. Ayniqsa bizga yarashmaydi. Hazrat rahimahulloh aytardi. Bizdan ham falon so'rayapti bank haqida desak, hazrat aytardiki, nima bo'lsa ham yo'q deb turaveradi dedilar. Biz aytmaylik shuna dedilar. Boshqalar gapirsa bizni ishimiz yo'q. Biz shuni haromligini aytib turaveraylik. Yo'l top bermaylik shunga. Mana oxiri keldi. Hozir davlat hukumat doirasidagi odamlar islomiy bankni talab qilyapti. Inson inson ehtiyoji hisoblanadi islom. Agar islom bo'lmasa, odamlar qiyinchilikka tushadi. İslam insonning tabiatiga muvofiq. Rossiyada yiliga 1 million odam kamayibdi. 1 million. Sababi nima? Nikoh yo'q. Aksariyati alkash. Xotin olmaydi. Farzand ko'rmaydi. Yo'qolib ketyapti. Buni yechimi nima deganda yelsin aytgan, yelsin. Buni yechimi degan islom shariatidagi nikoh degan. 4 tagacha nikohga ruxsat berish kerak degan. Tamam, tushunarli. Masala riba haqida. Masala riba haqida so'rayapsiz. Kredit nomlanyapti hozir riba. Bank sistemasi. Bank sistemasida bilishimcha 5 ta qoida bor. Markaziy bank sistemasi o'sha qoidadan chiqib keta olmaydi. O'shalarning ichida shariat ruxsat bergan yoki shariat qaytargan narsalarga muxolif bo'lgan qoidalar ular. Masalan bittasi bittasi har kunlik tushumga foiz qo'shishlik shart bankda. Ikkinchisi bank savdo sotiq qilishlik huquqiga ega emas. Mana shu huquq ega emasligi uni riba bilan shug'ullanishligini majbur qiladi. O'zi sotib ola olmaydi mulkni. Bank o'zi mulkni sotib olganda edi, biz bemalol aytardik. Bankni mulkini 10 millionga sotib oldi bank, uni sizga 15 millionga falon muddatga sotsa joiz bo'laverardi u. Bo'laverardi. Lekin bankda o'sha qoida yo'q. Hozir bank sistemasiga shaxsan prezidentni o'zlari aytdi. Islomiy banklarning muddati keldi dedi. Ularni o'rganinglar dedi. Hozir bankni tepasida juda olag'ovur. Katta-katta mutaxassislar, IT-chiniklar, texnologlar o'tirib ishlayapti hammasi. Ular o'sha qoidalarni qanday qilamiz? Bitta davlat tomonidan qadam kerak. Davlat aytsaki, markaziy bank sistemasining mana bu qonunlarini islomiy bank tushunchasi bilan mana bu jihatga istisno tariqasida qaror qiladi desa, hozir 60% odam mablag'ini ushlab turibdi. Bankga ishonmaydi. Bank riba ustiga kredit riba. Shariat hech qachon riboni halol deb bermaydi. Aylantirgani bilan halol bo'lib qolmaydi u. Riba riba. Riba riba. Endi unga ruxsat bersa juda katta miqdorda pul turibdi hozir odamlar qiladi. Muzoraba bor, mushoraka bor, murobaha bor, taqsid bor. Qilsin deyapti, hammasini qilsin deyapti. Endi bank sistemasi, iqtisod sistemasida menda juda katta hozir informatsiya borda. O oldinroq aytgan edim. Bilmayman 10 yil 15 yilga borib bank qolmaydi o'zi. Bank degan narsa yo'qolib ketadi. Lekin hozirgi voqealik riba harom. Bank sistemasidagi pul oldi berdisi shar'an joiz emas. Shariat jihatini aytayapman men. Men musulmon bo'lganim uchun, dindor bo'lganim uchun diniy jihatini aytayapman. Ha, uni aytdik biz. Ushnaqangi qanaqadir siyosatni bosimini ustun qo'yib, dinidan evaz berish to'g'ri emas. Ayniqsa bizga yarashmaydi. Hazrat rahimahulloh aytardilar. Bank haqida juda ko'p odam so'rab kelardi-da. Keyin biz ham darsda so'rardik. Bizdan ham falonchi so'rayapti bank haqida desak, hazrat aytardiki,
nima bo'lsa ham yo'q deb turaveradi dedilar. Biz aytmaylik shuna dedilar. Boshqalar gapirsa bizning ishimiz yo'q. Biz shuni haromligini aytib turaveraylik. Yo'l top bermaylik shunga. Mana oxiri keldi. Hozir davlat hukumat doirasidagi odamlar islomiy bankni talab qilyapti. İnsan, insan. İhtiyacı hesapladı İslam. Eğer İslam bu mese, adamlar kıyınçilike düşerler. İslam, insanlı tabiatıge muvafık din. Bu ne de gene? Hadır köçe soğuk mu? Soğuk. Soğukka muvafık ısık giyim ki yapsın, doğru mu? He? Uzizli kare yapsız, ayağınızı yakışıkına ısık nasıl ki yapsız, başınızı nasıl ki yapsız. Ne mege? Tabiatıge muvafıklaşır için. Dinem şu, İslamam şu. İslomga qarshi yurgan odamlar bir kun o'zi majbur bo'ladi shunga muvofiqlashlikka. İslomga qarshi yurayotgan odam sovuq ko'chaga maykachang chiqayotgan odam hisoblanadi. Qotadi sovuq ko'p. Majbur bo'ladi. Odamlar kelib, men Yelsinni gapini eshitganman, Yelsinni. Rossiyada o'sha anu demografiya mutaxassislari, aholishunoslik fani mutaxassislari hukumat doirasiga statistika qo'yishgan. Rossiyada yiliga 1 million odam kamayibdi. 1 million. Sababi nima? Nikoh yo'q. Aksariyati alkash. Xotin olmaydi. Farzand ko'rmaydi. Yo'qolib ketyapti. Buni yechimi nima deganda Yelsin aytgan, Yelsin buni yechimi degan islomning shariatidagi nikoh degan. 4 tagacha nikohga ruxsat berish kerak degan. Taklifda endi ular uni bu ma'noda qabul qilgan emas. Prezidentni taklifi o'sha paytda. Keyin o'sha takliflar orasida Rossiyaning hozir hukumati, hozirgi hukumati nikohga juda katta imtiyoz beradi. Rus aholisini himoya qilish uchun ana u Xitoy bilan chegara joylar bor-a? Chegara joylarida nikoh yo'qligi uchun xitoyliklar ko'payib bosib olyapti. Urussiz tug'ilishi o'zi bilan, tug'ilishi o'zi bilan. Shuning uchun Rossiyada nikohga imkon beradi, farzand ko'rsa uy beradi. Katta miqdorda pul beradi. Bizda zimdan, zimdan. İkide deyken tuğma deyemdi. Zimdan bu. Aile kodeksi de eri hatun halkaladı. Ne işte tuğadı, ne işte tuğmaydı. Hiç kimme hakkı yok. Bunu çöntürüş gerek. Demek, bana şu masalalarda İslam'a muhtaç. Hemme muhtaç. Muhtaç boladı, kafira muhtaç boladı. Agar islom bo'lmasa, dunyo nimani yo'qotardi? Kitob bor shunaqa. O'qing. Ko'zaylak islom kashf qilgan. Tish pastda tish cho'tka islom kashf qilgan. Foto, fotografiya, ya'ni rasmga olish islom kashf qilgan. Laboratoriyalarni islom kashf qilgan. Atirshunoslik islomniki, urug'larni rivojlantirish, madaniylashtirish islom ta'limoti. Dünyadaki hadirge medeniyetinde fundamentini astıdı. 99% İslam ilimleri yatadı. Kompüterler İslam. Asasları bırak bugün. Kompüter rakamlı teknoloji. Burası da rakamlı teknoloji. Programı bunu suratını korup durursunuz. Avaz işleri yaptı bunların hemmesinin arkasında 0000001 0000001 0001 0001 meşte kadar arkada. Uşalarını algoritmik tüzülüşüden bunlar sakıp çıkadı. Bunu İmam Xorazmiy, Abu Musa Xorazmiy fange kırıtken, nolunu fange Xorazmiy kırıtken. Uşandan ki başlangan rakamlı teknoloji. Hama fan, hama narsaya karan İslam olmasa dünya hazır ayağı geçip de kavuş böyle yürerdi. İslam kıyan bu işlerini. Demek uşa, biz İslam'ımızı gapira vuruşumuz gerek. Vakt az gene, dünya hiç narsamaz. Korkmayın. Korkmazlık gerek. Allah'ın dinini açıdan korkmazlık gerek. Ha, vaziyette karayız. Halıge aitkenimizde kegen adamın halatını karayız. Ünge kadar vazife yükleyiz. Lekin dinimizin gapira vuruşumuz gerek. Dinimizin gapırsak, uşa bizge mesela, dinimizge karşı bugün adamam zımdansızı hürmet kıladı. Bu deydi, müşrik deydi. Yaman Karaman deydi, lekin bu hiç kaçan dinini satmaydı bu deydi. Qala vurish kerak, Alloh taolo qalbiga haybat solib qo'yadi. Lekin dinni mashaqqa qilib burab, shariatda joiz bo'laveradi. Nima desak to'g'ri kelaveradi qilsa, o'zini ham burdi ketadi. Xalq ham uni hurmat qilmay qo'yadi. Alloh taolo uni odamlarning qalbidan muhabbatini oldirib qo'yadi.
Hatırcan bo'ling, sizni odamlar yaxshi ko'rmaydi. Sizni Alloh yaxshi ko'rsagina odamlar yaxshi ko'radi. Boshqa yo'l yo'q. Alloh taolo Jabroil alayhi salomni chaqirib aytadi, "Men deydi falon bandani yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'r" deydi. U kishi Alloh yaxshi ko'rdi, "Ey farishtalar, sizlar yaxshi ko'ringlar" deydi. Farishtalar shu odamlarga aytadi, "Buni Alloh yaxshi ko'rdi, farishtalar yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. O'zidan o'zi yaxshi ko'rib qolaverasiz. Bir ba'zi odamlar borsangiz, gaplashmasdan turib yaxshi ko'radi shuni. Qalbingizga muhabbat tushadi. To'g'rimi? U Allohni dinida sobitlik talab qiladi. Allohni dinini aytaverish kerak. Bizning vazifamiz shu, hayotimiz shu. Endi boshqa kasb tanlamasanglar kerak menimcha. Bo'ldi, bu yoqqa ketdi endi. Inshaalloh qiyomat kunida imom bo'lib tirilishi nasib qilsin. To'g'rimi? Boshqa yo'l yo'q endi. Endi sizdan bizdan milliarderlar chiqmasa kerak. Endi chiqsa ham kerak-ku, lekin baribir milliardlik mamlakat saqlaysiz. Dinga, shariatga. Shuning uchun aytaverish kerak to'g'risini. Asli masala shu. Hozir qila olmayapman. U boshqa masala. Qila olmaslik masalang boshqa masala. Uni masalasi shar'iy muammo emas. Uni masalasi seni masalang. Shaxsiy muammoing. Uni harakatini qil. Qalbingdagi. Men bir odam meni oldimga kelib qilib yurgan ishidan shikoyat qilib tashayman degan mashhur odam edi. Butun O'zbekistonda eng mashhur odamlardan edi. Hazratni oldiga olib borganman uni. Hazrat gapini eshitib turiblar-da, "Ashi e'tiqodingizni tark qilmang" deyaptilar. Birinchi gaplari. O'sha qilyapgan ishini noto'g'riligi to'g'risidagi e'tiqodni, o'sha e'tiqodni mahkam ushlang deyaptilar. O'sha tursin. Endi vaziyatda hozir bu ishni tashlab ketsangiz, siz juda mashhur odamsiz. Sizda atrofingizdagi shuncha odamga zarar beradi. Shunaqa paytlayapti-ku paytlarda. O'sha zararga aql bilan ish qilishingiz kerak. Lekin ana e'tiqod tursin sizda. O'sha e'tiqod eng muhimi dedilar. O'sha e'tiqodni mahkam ushlang, Alloh taolo sizni bundan qutqaradi dedilar. U odam siz bilan biz kirib bora olmaydigan joylarda gapiradigan odam edi. O'sha joylarga gapirib, o'sha odam oxiri Alloh rahmat qilsin dunyodan o'tib ketdi odam. Oxiri katta imomlar qila olmaydigan ishni qildi odam. Men guvohman u odamni ish qilganlarga. Juda katta joylarda dinni yetkazdi. Biz hozir mehrobda masjidda kelgan odamga aytamiz. U odam hech masjidga yaqin yo'lamaydigan odamlarga dinni tushuntirdi. Ulamolarni, olimlarni farosati shunaqa baland bo'ladi-da, uzoqni ko'radi. Sizlar shu olimlarni misolisizlar, bugun sizlar olimsizlar. Mana shu farosat, mana shu zakovat kerak. Holatga qarab o'sha odamlarni umidbaxsh yo'lga yo'naltirish kerak. İmam Buxoriyda qotilul mi'a degan hadis bor-a? 100 ta odamni qotili hadisi. O'sha 100 ta odamni qotili hadisida qotil 99 ta odam o'ldirgan. Tavba qalbiga tushib qolgan. Nima qilishni bilmay undan-bundan so'rasa, bir kishi bir obidni ko'rsatdi. O'sha obiddan so'ra dedi. Masalani yetsa kerak. Haligi odam borib obidni oldiga kirib, "Men 99 ta odam o'ldirganman. Alloh meni kechirarmikin?" dedi. Deganida obid qarab, "Voy, badbaxt, 99 ta o'ldirasan-u, Alloh seni kechiradimi?" "Yo'q, albatta" dedi. Deganda 99 nima, 100 nima deb taqtimni o'ldirdi. Chiqib keyin yana odamlardan so'rovdi, keyin u bir olimni ko'rsatishdi. Hadisda shu kelgan, bittasi olim, bittasi obid. Obid jaholati bilan fatvo aytib o'zini ham joniga zomin bo'ldi. Olimni oldiga boruvdi, olim unga aytdiki, umid berdi. Dedi, "Alloh taolo shirkdan boshqa hammasini kechiradi" dedi. "E'tiqoding muborak bo'lsin" dedi. "Sen" dedi, "tavba qil" dedi. "Faqat" dedi, "yashagan joyingdan ko'ch" dedi. Shu atrofing bu qilgan jinoyatingni esga solaveradi, odamlar ham esga solaveradi, atrof ham yaxshi muhit emas. Ya'ni hamrohlarni o'zgartir. Ulpatni o'zgartir. Ulbating qarg'a bo'lsa, yeyishing tezak, titishing axlat. Ulpating troll bo'lsa, ahvoling shu. Ya'ni bir tinga qimmat odam bo'lib yuraverasan ularning ichida. Sen joyingni o'zgartir" dedi. U odam astoydildi tavbaga, e'tiqod qutqaradi odamni. Amal qutqarmaydi. Xotirjam bo'ling. Amal oqibatda bilinadi. Qaysi e'tiqodda amal qilyapganingiz. Insonni qutqaradigan narsa e'tiqod. Qalbingizdagi hissiyot. Allohga bo'lgan sadoqat. Yarim yo'lda o'ldi.
Ölgende farıştada taraştı onu. Rahmat farıştası olamam dedi. Azap farıştası olamam dedi. Hullas Allah Teala ölçeyinler dedi ortanı. Tavba çıkan cahayı bilen, tavbege bariyatken cahayı mesafesi kança. Kalk ortada ölgene kalın. Kays. Bir kıl cahayı da ölgen. Allah Teala etti ki baş kays tamam dedi. Yıkılgen de tavba tamamen yıkılgen. Rahmat farıştası ki al dedi. Buhari'de hadis bu. Biz ümit bir işimiz gereği adamlar. Ümit. İbn Abbas Mekke'de meclisleri vardı. Mecliste otursalar bir adam aytdı ki ben dedi bir kızını yaxşı görərdim dedi. Sovçu buldum, tegmedi. Başka adamga tegib ketdi, rashkim qozib dedi, affekt holati boladi. Öldürüp koydum kızı dedi. Meni günahım keçirladimi deganda onang bormi dediler. Onam yok dedi. Astagfirullah tavba qil Alloh shirkdan başkasını keçiradi dediler. Uşa mecliste başka bir adam kırıp geldi eşiğinden. Aytdı ki ey İbn Abbas dedi. Eğer bir adam bir adamını öldürse günah keçiriladı mı dedi. Degende onge kalıp yok keçirilmeyin dediler. Kim bir müminini kastan öldürse abedi cehennemi keter dediler. Onge. Saval bir kılıdı bittesi de kızı öldürgenge keçirer dediler. Onge keçirmeyin dediler. Ketti o. Şakitler hayran oldu. Hadır bir kıl savalge iki kıl cevap verdiyiz. Bizge nümel kalma nasıl diyeceğiz. Işte. Degende ettiler ki bu birincisi dediler. İşi kıboge. Kıboge bunge seni Allah keçirmeyi dediysek yine na umut boladı. Yine cinayet işige açıladı bunge. Şimdi bunge farkı bulmaya kaladı. Bunge ne bir iş gereği? Umut bir iş gereği. Ne ki anasını soruyduyiz degende. İnsan kıyan günahlarını keçirilişliği de anadan katta işige o degende. Anası var adam ganimet bir iş gereği. O şey için ananı soradım degende. İkincisini demek buna kadar cevap verdim çünkü o hali bu işini kımagan. Lekin kimgadir kas kıp gegen bu. Kuzları kızarıp durdu, şücaatı rengi galatı bulup durdu. Hazır o fatva soru yaptı o. Yakşıya mı soru yaptı? Soramazsan bana öldürüşe mi mümkün? Soru yaptı mı? Eğer onge icazat versek hazır bana bir kişinin öldürdü. Şunun için onge ümit biri bu miydi? Onu korkutur hadi. Allah'dan kork değildi, geçirmeydi Allah da Allah değildi. Kastan öldürsen kettin. Değil. Ana imamlık şu. İmamlık en katta siyaset o. Adamla gapıra vuradı. Bunu hamme kılar mıydı? Bu faziletini Allah hammege vermeydi. Bu 36 milyon ahalini içi de sizlerge nasıl kutturdu? Bunu kadrige biliş gereği. Az günü umur siyasetke oynatması gereği dinini. Hiç kaçan. Kaytenge siyaset girip dindardan sonra iş gereği. Nema kılaylı gidiyor. Şuna kadar uğurlar kildi. Kildi ahırı. Yani siyaset dindardan siyaseti soramasın. Siyaset dindardan dini meselesini sorasın. Siyaset dindardan soramasından dinge uzu hüküm kımasın. Kız bir tahrında varıp kamaldı. Doğru mu? 20 yıl kamaldı netice bugünü yok. Doğru mu? Onge zulüm bup gitti. Lekin kız bir tahrı bundan hulası kıyanı yok. Haliye. Demek ki ularda fasıl daire var. Fasit daire. Ularda ulamalarga tapşırılsa, ulamalar ularga dini tamamdan terbiye veraliydi. Veraliydi ve netice, hazır cüde katta netice. Hazır her gün teşekkür var kız birilerden. Tabak çıkarlarına. Çünkü yine kayıtıp ayeti yapmış her daim. Şu cayda kız birinden haber almayan kim var? Hamma haber alıp doğru. Mahallenizdeki kız birini sizge biriktirip koygen. Nanını, aşını, avukatını, üyünü, cahını, haberini al diyepti mi? Diyepti. Bunu insafı var 90% tanal yaptı. Rahmetle gel diyepti. Biz diyepti, kurban bulduk diyepti. Yani 10% cinli boladı. Bu cinli asasmaz. Bismillah. Hop. Çıkış mı oldu mu? Nasıl çıkış oldu? سبحانك اللهم وبحمدك نشكر الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين هلقي مساله نفل namazlardagi ortadagi tashahhud miqdorida o'tirish Hanafi mazhabini fatvosiga ko'ra vojib ekan sizga bir to'g'ri ekan biz xato gapirgan ekanmiz ba'zi qavullarga ko'ra imom Abu Yusufni qavullariga ko'ra vacip mes degenleri var eken, lakin umumi mana vacip eken. Sizga alohida teşekkür. Hatalarımızı ilmi asasa doğrulab boramiz.